Evet dostlar, bugün güzel bir çam kozalağı olan vadideyim. Buradan biraz kendime çam kozaları toplayıp çam kozaları şurubu yapacağım. Faydaları çok büyük arkadaşlar. Çam kozalarını yabanda bulabilirsiniz. Ağaca fazla zarar vermeden az miktarda toplayıp bunları kaynatıp şurubunu yapıp içebilirsiniz arkadaşlar. Faydaları çok güzel. Dağlara meraklı olan arkadaşlar, dostlar, çobanlar, herkes tüketmeli bunları. Doğanın nimetlerinden faydalanmaya devam. Evet dostlar, kozalaklarımızı bardak başına 5'er tane çizerek bunları tenceremize koydum. Her 5 kozalağa 1 bardak su kattım. Burada toplam 50 kozalağımız var. Ve 10 bardak suyumuz var. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kaynatıp alacağız bunu. Sonra suyunun soğumasını bekledikten sonra ona hakiki halis bal ilave edip soğuduktan sonra arkadaşlar bal ilave edip kavanozlayıp bunu şifa niyetine içeceğiz. Astım hastalarının, ciğer hastalarının bir numaralı ilacı. Şifa olur inşallah. Evet dostlar, şurubumuzu kaynattım yaklaşık 40 dakika. Süzdürdüm. Süzdükten sonra soğumasını bekledim. Şimdi bal ilave ediyorum arkadaşlar. Balla birlikte karıştırıp çok güzel bir karışım haline getiriyoruz bunu. Balımız hakiki çiçek balı veya kestane balı, yöremize uygun bal olabilir. 10 bardak suya, evet 10 bardak suya 1 kilogram bal kattım. Bu şekilde kozalak şurubumuz oluşmuş oldu. Şifa olsun inşallah. Evet dostlar, kozalak şuruplarımızı en doğal haliyle kavanozladım. Bunları şimdi dolapta değil ama serin, fazla ışık görmeyen bir yerde saklayıp afiyetle tüketeceğiz. Şifa olsun inşallah. Sizler de mevsiminde taze haliyle kozalakları toplayıp yeşil haliyle kaynatıp soğutup içerisine bal koyup, hakiki bal koyup böyle kavanozlayıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Çok sağlıklı. Özellikle akciğer, nefes darlığı, KOAH hastalığı çekenlere birebir olduğunu biliyoruz. Afiyet olsun, şifa olsun.